Baştan başlayalım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine at üstünde görüyorsunuz bizi. Mister 4 nalın üstündeyiz. Mister 4 nal görevi yapacağız. At görevini yapacağız. Ya at için daha doğrusu. Binicilik görevi yapacağız. Binicilik görevi seviye 6'ya çıkarmaya çalışacağız atı. Atı seviye 6'ya çıkarmak için Seyis abimizle konuşacağız. İnceliği öğrenmek istiyorum. Ve 2 nokta. Oo, 3 4 noktaya. Yo, 2 noktaya gönderiyor. Oraların zaten şeyden yanıyordu. Tabii hızlanacağız gene. Çünkü atı hızlı koşturmadığımız takdirde nedense bu görevleri çok zor kabul ediyor bu Seyis denen idiot. Yani ata deparattır, deparattır, deparattır. İdiot, idiot, idiot loji. Bana niye söz yüzüğü görevi çıkmadı bu arada? Söz yüzüğü görevini çıksaydı onu alıp 80-85 bunu satardık. Ne 80-85 bunu? 80-85 mi? Oha, o kadar bon etmez. Saçmalama. Hadi bakalım. Mister 4 nalla deparımızı atıyoruz. Gene aynısı hemen hemen ya. Hep aynı yere koşturuyor. At görevleri birbirinin benzeriymiş demek ki. Farklısı değil. Bir tek asker atın görevleri farklı. Asker at da çünkü öldürmen gereği, at üstünde kesmen gereken yaratıkları söylüyor. Sayısını söylüyor. Şu kadar yaratık, şu kadar at üstünde keseceksin, şunu keseceksin diye. O daha keyifli oluyor at üstünde. Attan hiç inmeden yaratıkları kesiyoruz. At üstünde şey kes diyor. Buz golemi diyordu herhalde, hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesinde. Buz golemi kesmek de gayet zordur. Anam anam anam. Bunlar kim lan? Oo, gelmişler şehrin yanına bazıları. İstilaya mı gelmişler? Şu at görevini halledelim de gidip şu istilacılara bir bakalım kimmiş. Kapışır mıyız? Kapışabilir miyiz? At görev bitmeden öldürürlerse diye tırstım bir an. İyi hadi bakalım. İşledim mi madalyana? Yok. Seyise geri dön, tekrar dene diyor. Heydara gözün gücü seni terk etti. Simyacıya geri dönelim ya. Simyacıya da gideriz. Bunu anladık zaten. O görevinde zaman süre tamamlandı. Neyi tamamlamışız? 200 bin yank mı verdi? Hayret lan. İyi yank verdi. Normalde o kadar yank vermiyor. Görev, yenini görevden alalım. Zehirli pençe ölümçeyi 50 defa aldı. Zaten ölümcek zindanında kasılıyoruz. İşimizi görür. Ben bir gidip şunlara bakacağım ya. Şehrin dışındakiler kimdi arkadaş? Kesebiliyoruz mu? Yoksa bizi keserler mi? Aha, yok la, bir taş düşmüş. Seviye 120 takdir metni. Oha. Bunlar da metinin yanındaki yaratıklar. Nasıl bir şeymiş bunlar ya? Seviye 120 metin daha kolay kolay görebileceğimi zannetmiyorum. Erkekleri tipsiz de kadınlarını nasıl güzel modellemişler. Hem vahşi, vahşi cazibe ha? Kulak mı o? Kadınlar okçu yapmışlar ama ya. Ancak ok mu atar kadınlar diyorlar. Yakıştıramadım.
Kuyruğu var mı? Hatunların kuyruğu yok. Gerçi adamların da kuyruğu yokmuş. Da nasıl bir metin, çok enteresan. 120 level metni. Takdir metniymiş. Bunu kesemezdik zaten. Neyse. Biz geri şeye dönelim. Şu at görevini yapmaya dönelim. Biraz da bir vakit kaybettik. Direkt koşmadık, donduk, durduk, murduk falan. Onun için herhalde saymadı da. At görevini tekrar yapalım. At görevini tekrar yapacağız. Atı bugün 6'ya çıkartalım seviyeye. İncilik öğrenmek istiyorum. Ya aynı yere koşturuyorsun gene ya. Ya -6, %6 için kalkan çıkarmaya gerek yok. Sefer yetişeceğim. Zaten 30 dakikalık hız bonusunu takmadık mı? Hareket hızı, evet. Demin de hayvanlara çok takılmıştık. Şimdi takılmadan direkt gidersek. Ananın. Hayret bir şey ya. Yine takıldık. Hep takılıyoruz biz bunlara arkadaş. Tamam, birinciden geçtik. Durmadan gazı da aldık, gidiyoruz. İkinciye doğru gidiyoruz. Burada hilekar biri varmış. Mobların hepsini çekmiş. Bu von satıcısı denen herif, Adil Yücel denen bir herif. Tam bir sahtekar, şarlatan, kandırıkçı, dolandırıcı. Kimse kanmasın. Adil Yücel ismini gördüyseniz zaten anında topuklayın. Tam bir şerrodur. Kendini çok zeki milleti keri sanıyor. İnsanların güven duygularıyla oynayarak, kandırarak dolandırıyor. Biz hakkımızı haram ettik, helal etmedik zaten şerefsize. Oyuna sıfırdan yeni başladığınızı düşünüyorsunuz ama. Çünkü von satıcıları normalde de var ama bu şerefsiz, şerefsiz çatı. Ben düşmezdim mutfağa ama nasıl düştüm bilmiyorum, düştüm valla. Hadi bakalım, at madalyonuna bakalım. Evet, atımız +6'ya ulaştı. 7, 8, 9, 10 yaptıktan sonra 11. görev değil. Ya da 10'a geçirirken kim görev? Neyse, 10 yapacağız galiba, ondan sonraki görev. Ata artık bir zırhlı ata çevirme zamanı ya. Asker ata zaman içinde çevirirsek çeviririz de, zırhlı olması lazım en kötü. At üstünde savaşabilmek lazım artık. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Artık şu beyaz küheylanımız sütçü beygiri olmaktan çıkıyor. Yavaş yavaş küheylan olacak. Bir 6. seviye aygır oldu da. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.